Behlül şu şuraya koyduğum yastıkların üstüne yatmış anneciğim. Ona günaydın dedim, uyandırdım onu. Değil mi aşkım benim? Behlül'üm. Günaydın. Evet. Yasaktan daha yeni uyandım. Telefonu aldım ve dedim ki alın size yağmur. Ah. Bereketiyle, hayırlısıyla yağsın canlarım benim. Pencere biraz şöyle açık kalsın da içeri oksijen de olsun. Aras, sana bir şey sormak istiyorum. Günaydın bu arada. Bakar mısın, bir şey soracağım sana. Biz seni en son dün odanda uyutmadık mı oğlum? Neden hala sabahleyin uyandığımda seni yanımda görüyorum? Bana bir bakar mısın, cevap verir misin? Neden geldin, gece mi geldin yanıma? Baban nerede, babanla uyuyordum. Ben babanla uyuyordum en son, sen niye geldin? Baban gitmiş, burada bırakmış. Baban gitmiş, seni burada mı bırakmış? Öyle bir şey yok Aras. Baban seni odanda uyuttu, yanımda yatıyordu en son. Of, of, karantinada ikinci günümüz bebişlerim. Bakalım benim kocacığım neredeymiş. Aras'ın yerine oyatmış, kıyamam. Dün oraya güneşlik çektik. Sporu burada yaptığımız için her yerim, kaslarımın her yeri ağrıyor. Yağmur nasıl şiddetlendi. Pijamayı dolaşıyorum. Vallahi daha yeni çıktım yataktan. Yusuf da bu kapıları en az 45 kere kilitler. Diyorum ki niye bu kadar kilitliyorsun? Kilitliyor işte adam. Ay. Behlül. Aşkım benim. Günaydın canım. Kayınpederim gece eve geldi. Oh, evet. Güneşlikler her yer çekili. Herkesi de uyandırdım. Tabii Aras benden önce uyandı. Saat kaç? 11'e 10 var. Gece geç yattık çünkü. Aras uyutalım edelim derken. Pijamalar, her şey meydanda. Hava böyle olunca fazla uyuyorsun işte, görüyor musunuz? Vallahi başım ağrıyor. Bir bardak ılık bir su içeyim. Şu sobaya dün Yusuf kütük atmıştı. Ne durumda bir bakalım. Soba sıcak gibi duruyor ama. Köz yok, bitmiş. Sobamızı yakalım. Omuzlarım nasıl ağrıyor? Dün böyle hareketler yaptık. Size evde egzersizleri göstermiştim ya. Vlog kapanışından sonra saat kaç gibiydi ya? 9'dan sonraydı. Böyle 10 dakikalık egzersiz yaptık. Üstüne de Yusuf bana bir 5-10 dakika mekik çektirdi. Mekik mi? Şınav mı? Şınavı da çektim. Şınavı beceremedim. Şınavı yapamıyorum. Ama mekiği yaptım 36 tane. 3 set 12-12. Şu anda her yerim dökülüyor. Yusuf'la şöyle bir karar aldık. Dedik ki karantina boyunca bir yapalım. Hem kendimizde fark görürüz. Hem de evde oyalanacak bir şeyler bulmamız lazım. Değil mi? Çok fazla geçmiş olsun mesajları geldi. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok öpüyorum sizi. Dün Yur da aradı. Dedi yarın ben geleceğim, seni alacağım. Dedim Yur, beni gelip alamazsın. Biz karantinadayız. Mümkünse gelme. O da çok geçmiş olsun, bir şey ihtiyacınız olursa arayın dedi. Yok dedim. Villaya gidecektik ya, yemek menüsü belirlemeye. Her şeyin hayırlısı bebişler. Hava soğuk. Sobayı yakayım, çayımı koyayım. Üstümü değiştireyim. Omuzlarım çok ağrıyor. Bugün belki spora geceye bırakmam. Erken yaparız. Kahvaltıdan sonra mı yapmak lazım onu da bilmiyorum ama. Ben aç karnıma hayatta spor yapamam. O da ayrı bir şey. Şey demiş bir izleyicim. Nigar'cığım 5 kilo vermem lazım. Spor günlüklü, diyet günlüklerine başlayalım mı artık beraber? Başlayalım demiştin diye. Vallahi artık başlayabiliriz bebişler karantina boyunca. Bugünkü sporu belki size çekerim. Çok komik oluyor ama. Dün çok güldük. Aras da katıldı çünkü aramıza ve
Herkes birbiriyle o kadar dalga geçti, o kadar komik oldu ki. Eğlendik ama sporumuzu da yaptık. Şu anda her yerim dökülüyor. Aslında bu dökülme değil, tam tersi. Kemiklerim falan alışmaya çalışıyor. Belli ki şey olmuşum. Hani bir motorlu makineyi kullanmazsınız da paslanır ya. Sonra yağlarsınız da böyle yavaş yavaş kırt 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 çalışmaya başlar. Benimki o sinyaller bence. Neyse, beni sabah sabah herhalde yataktan çıkar çıkmaz konuşasım gelmiş, bilemedim ki. Sobamızı yakalım da evi biraz toparlayayım. Sporumuzda görüşürüz. Size spor çekeceğim. Bu arada yediklerimle ilgili dikkat ettiğim bir husus var mı? Yok. Çünkü gördüğünüz kaşarlı pideyi falan yedim. Ama akşamları, dün akşam aç uyudum. Kraker vardı. Çubuk kraker, biraz ondan yedim. 100 kalorilik falan hesapladım. Akşam yemeğine dolmayı ısıttık, yemiştik ama erken yemiştik. Ondan sonra saat 7'den sonra acıkmaya başladım. Bir şey yemedim. Sadece diyorum ya, çubuk krakeri yedim. Dün gene güzel bir film bulduk. 2021 yapımı. Netflix yaptık. Ondan sonra işte spor falan derken uyuduk. Aras Kuzu'nun uyku macerası da başka bir şey. Onu da bugün Yusuf anlatsın size. Yusuf'a çektireceğim. Çünkü Yusuf uyuttu onu. Hikaye kitapları kaç tane okudu bilmiyorum. Herhalde 4 tane 5 tane hikaye kitabı okudu. Aras uyumuyor. Ondan sonra bir ara Yusuf onun yanında uyuyakaldı. Ben orada bakıyorum çünkü kontrol ediyorum, uyuyacak mı uyumayacak mı. Çok komikti. Onu size Yusuf'a bugün anlattıracağım kahvaltıdan sonra. Neden? Günaydın. Ne haber? Teşekkür ederim. Gözlerim pek uykusuz bakıyor. Ya bugünlerde böyle şey mi? Bugünlerde mi? Dün geceden dolayı. Kaç tane hikaye kitabı okudun? Arası nasıl uyudun? Dört. Anlatsana biraz. Uyuyamadım. Dört bir de birkaç gün önce ağzımın tadı bile yoktu yani. Hayır ya. Korunayım falan değil mi? Niye ağzın tadıyor? Saçlarınız diye güzelce. Sen uykusuzsun. Şu benim patates suratıma bakar Fön mısınız? Çekelim mi bugün? Bana mı fön? Bana. Sana fön çekemeyiz. O saça neyi mi fön çekeceksin? Spor yapacağız seninle bugün. Yapacağız tabii ki. Ama önce kaşar eritmesini tereyağda gömeceğiz. Tereyağı bal gömeceğiz. Evet. Yap. Ne haber, ne yok? Kızlar merhaba. Niye video çekmiyorsun benim kızlara? Ben sen ev vlogu çekiyorsun, ben ev vlogu nasıl çekeyim? Zaten dışarı yağmur. Sohbet çek. Bu acayip hızlandı yağmur bu arada. Ben gideyim kahvaltıyı hazırlayayım. Oy, senin bugün tadın yok, ağzından laf alamadık. Daha uyanamadım ya. Obala. Senin yerine Aras çok güzel keyifler yapıyor ya, merak etme. Allah'ım, böyle anne babadan böyle tembel çocuk. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Tembel oğlan. Kalk kalk kalk. Yeter, sabah oldu. Kalk. Üstümü giydirsen kalkarım. Ben niye giydireceğim? Git oradan bir tane eşofman takım al da giy. Ya benim canım ne çekiyor acaba? Ne çekiyor acaba? Kaşar eriteyim, yer misin? Hayır. Kaşar eritmez, ekmeğini batırıp. Hayır. Ne istiyorsun? Aa, benim canım. Standart kahvaltı yapalım. Yumurta kıracağım. Sadece benim canım. Sağlıklı süt istiyorsan kalk al dolaptan. Yatağı düzelttim. Kendi yorganımı buraya taşıdım. İki tane de yastık koydum. Bu gece artık burada uyumak kime nasip olur bakacağız, göreceğiz. Perde dediğim çarşaf aslında kızlar. Uçlarına bu kornişon... Kornişon nereden çıktı ya? Anladınız siz, o düğmelerden, perde düğmesinden diktik dün akşam. Burada spor yapınca şu karşıdan görünmesin diye uzun şey yaptık. Onu şimdilik böyle topladım. Perdelerimdeki eksikleri zamanla yavaş yavaş trend yoldan tamamlayacağım. Nevresimlerim var. Onları katlamaya başlamıştım. Sonra dedim ki neyse, önce yemeğimizi yiyelim. Sonra nevresimlerimi katlarım. Halı örtülerim kurumuştu. Onları topladım. Şunlar toplanacak. Üstümü başımı değiştirdim. Çayımı koydum. Sobamızı Yusuf yaktı. Ev sıcacık. Şimdi ben burada kahvaltı hazırlığına giriştim. Şunlar bulaşık makinesine girecek olanlar. Şunlar temiz. Şunu da iki tane yumurta kırayım diye düşünüyorum. Aynı zamanda sahan yumurta içinmiş. Şunda da kaşar eriteyim diye düşünüyorum. Şunlara da tereyağı, bal, peynir, zeytin ve domates çıkaracağım. Ay maşallah, nasıl yağmaya başladı. Ses duyuyor musunuz? Yukarıdaki çatıya ses nasıl düşüyor? Allah kimsenin bu havada sobasını eksik etmesin, sıcağını. Vallahi başına çatısını eksik etmesin. Gerçekten zor. Baban gitmemiş daha. Bence bugün gitmez o. Restoranı açmaz çünkü bu havada felaket.
Şimdi kalan ekmeklerimi, şu kepekleri bitireceğiz. Kepekli değil de işte tam tahıllı köy ekmeği, anladınız siz. Şurada da dünden simitli ekmeğimiz var. Onları dilimlerim. Allah ne verdiyse karnımızı doyuralım. Sonra da şöyle bir evimi süpürürüm. Dün akşam süpürdüm, doğru söylüyorsun da. Yusuf bugün relax modu istiyor. Burada neyim var? Burada kaşarla sucuğum var. Kaşarı şimdi kahvaltı için kullanacağım. Şurada biraz mandalinalarım kalmıştı. Onları buraya koydum. Meyve sepeti yani. Dün filmde biraz atıştırmıştık. Şurada fasulyem var. Artık kaç gündür yapacağım dediğim fasulyemi artık bugün yapmam gerekiyor yemek için. Şurada Aras kuzumun ödevleri var. Bunu özellikle göz önünde bulunduruyorum ki geldik gittikçe böyle azıcık okutuyorum. Yoksa başka türlü sistemli olarak oturup ders yapmıyor. Evet, durumlar böyle bebişlerim. Kamerayı açtım. Niye dırdır ediyorum hala, ben de bilmiyorum. Hadi kahvaltı hazırlayalım beraber. I wake up every minute with a fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter I believe.
hobby. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Dikkatli ol. Ver cezveyi suya bastırayım. Cezveyi ne? Oğlum ılık süt istedi ama şekerini az koyacağız. Anlaştık mı? Şeker masada var, gel. Şeker masada var. Getir. Getir. Sen şuraya otur, bir seni yerim. Hani ya? Anneciğim, orası benim yerim. Her zaman yerim oluyorsun. Aras kuzunun elini yüzünü yıkadım. Üstünü değiştirdim. Şöyle iki tane yumurta kırdım. Tereyağı, ama bu şey oldu bile ya, dondu bile. Sizi beklerken böyle sinir oluyorum var ya. Biraz ısınsın şey, kaşar eridi. Şöyle biraz reçel, bal. Azar azar koydum. Bunlar bile inanın kalıyor. Yani o derece. Porsiyonları küçük tutmaya çalışıyorum ama yine de. Tamam anneciğim, otur hadi. Arasını dünden kalan pilesini de koydum, yazık olmasın yiyelim diye. Şu geçenlerde bardak, bu geçen derken bayağı oldu ya. Bardak altlığı almıştım böyle, deniz şeyli, atlı falan şey. Deniz o atı. Anne, en sevdiğimden olmuş. Evet aşkım, otur hadi. Çünkü bayağıdır kullanmıyordum. Tamam aşkım, otur hadi. Bayağıdır kullanmıyordum, onu çıkardım. Bardak altlarını. Hayır anneciğim, kaşar yiyeceksin ekmekle. Şöyle biraz daha yumuşasın da. Ay, çay da hazır. Çayımızı dolduralım. Çok seviyorum ya. Babam biraz zaten olur. Anneciğim masaya oturur musun? Kahvaltı yapacaksın. Kahvaltımızı yaptık. Yağmur bir açıyor, bir döküyor. Bir yağıyor, bir duruyor yani demek istedim. Yusuf kayınpederimle şeye gitti. Restoranta gittiler. Oradaki minderleri falan toplayacaklarmış. Restorantı yavaş yavaş artık sezonu kapatıyor kayınpederim herhalde. Oradaki elemanlar falan da tabii çıktı işten. Artık sezon bitti çünkü gelen giden yok. Şeyciler de bu... Geçen anlatıyordum ya size, restoranda karşısındaki otelde yönetmenler falan vardı, senaristler falan. Onlar da artık İstanbul'a dönmüşler. Sanırım belgesel bitmiş ve onlar da toplu bir şekilde 20-25 kişi günlük gelip orada yemek yiyorlardı. Onlar da artık olmayınca tamamen restorantı yavaş yavaş toparlıyor artık kayınpederim. Ah, Yusuf'u çağırdı, dedi gidelim şu minderleri falan toplayalım. Yusuf da kendini pek iyi hissetmiyor ama yine de kalın kalın giyindi gitti. Dedim dikkat et, ağzına maske tak, hani boğazım ağrıyor diyor. Gargara falan yaptı da bilmiyorum artık. Sonra da oturdu şey dedi, o kadar pişmanım ki dedi ikinci dozu vurulmadığıma. O kadar geçen hafta ısrar ettim ki hayatım. Israr ettim ki hayatım boştayız, randevunu al gidelim, randevunu al gidip şu aşını vurduralım, ikinci dozu. Tek doz aşı çok da şey değildir, önerdikleri şu anda en az 2 doz, aslında 3 doz bile vurulması lazım da hadi gene 2 doz bir tık daha şey oluyor 1 doza göre.
Şimdi diyor ki o kadar pişmanım ki senin sözünü dinlemediğimi diyor. Pazartesiye randevu alabilirsek diyor gidelim. Dedim ki sen şu anda karantinadasın. Yani sen sistemde de bilgisayar girip de sana aile hekimi ya da orada bir doktor ya da 182'yi arayıp da muayene şey randevu için sana dedim karantinadasın. Seni kesinlikle çıkarmazlar da şey de vermezler dedim. Aşı muayenesi de vermezler dedim. Ve yine de geldiği zaman telefona bir bakmak lazım. Pek tadı yoktu giderken. Hele Yusuf'un huyunu o kadar iyi tanıyorum. Bir de Yusuf hastayken ya da bir şeye rahatsızken kesinlikle ona dokunulmasından hiç hoşlanmaz. Diyor ki gelir gelmez diyor. Sobayı sıcak yap diyor. Direkt yatacağım diyor. Gece de uyuyamadı. Tabi Aras zehir etti gecemizi. Ona hikaye anlatırken perişan oldu. Sonra 3 kere kalkmış gece üstünü örtmüş. Üstü açılmış oğlunun. Dün diyorum ki bu Aras'ı odasında yatırma olayını seninle mi konuşayım Aras'la mı konuşayım diyorum. Çünkü biz Yusuf'la aynı ağız birliği yaptığımız zaman Aras tamam diyor. Hani ebeveynleri ne söylerse ayak uyduruyor. Biraz isyan ediyor, biraz hayır diyor, biraz naz yapıyor ama bakıyor ki annem babam kararlı, istikrarlı, kesinlikle vazgeçiyor. Ama babası da bu sefer yok kıyamıyorum, yok üşüyor, yok senin yanında yatsın, yorganını takip edemeyiz, yok benim yanında yatsın falan olayına girdiği zaman ben böyle çıldırıyorum. Dün dedim ki bu konuyu artık kiminle aşmam gerektiğini ben çok iyi biliyorum dedim. Ya dedim sen götür yatır ya da ben git götürüp yatıracağım dedim. Ya da ben dedim salonda sabaha kadar otururum dedim. Yani Aras benim artık odasına alışması lazım falan. Baktı ki yer çok kararlı. Ondan sonra götürdü yatırdı bir şekilde. Gece de zaten hiç uyumadı. Bir de şimdi boğazım ağrıyor falan filan. Şu anda hiç psikolojik durumu iyi değil yani. Yusuf'un aşkım. Yardım özür dilerim. Senden gizli o gün uyarken babam bu oyun oynadı gece. İşte şey ben erken uyuyorum ya genelde. Hele hafta içleri arasında okulu varken hep erken yatıyordum. Ondan sonra anne bir şey diyeceğim. Babamın telefonunda oyun oynadık. Beni yatırıp gece. Gidip oyun mu oynadınız babanla? Evet. Sahtekarlar. Ben burada maske yapmaya çalışıyorum. Tamam sen istediğini yap ama yatağımı boşalt git kendi odana. Çünkü ben yatağı bir toparlayayım. Gerçi baban şey dedi. Ben gelip yatacağım dedi. Yatağı toplamanın bir anlamı yok. Tamam kahvaltıdan kalanlar var onları yerleştireceğim. Ne anlatıyordum size? Yusuf'un şu anda ruh halini size anlattım. Güler misin ağlar mısın yarabbim aslında dışarı çıkmaması lazım temas etmemesi lazım da babası da işte çağırınca hayırdır diyemedi sanırım gitmek zorunda hissetti kendini sonra eğer bu vlogu izlerse acayip kızacak bana ne aşkım tamam hadi evimizi temizlemeye geçiyoruz oy bu da beni günde 20 kere koklamazsa günü tamamlanmıyor Ezel'i aradım görüştüm Ezel'i de tam adı senin için anne öğlen uykusu ay canım benim topladın mı oyuncakları annenin balı senin taşıma annenin balı. Ezel'in uyku saati gelmiş. Öğlen uyku saati mırmır ediyor. Dedim neyse sonra konuşuruz. Ay durum ondan ibaret bebişler. Bugün baya bir sizinle dertleşesim varmış. Habire kamerayı açıyorum. Bir şey göstereceğim derken her şeyi konuşuyorum. Bugün böyle şıpşıkıdak bir elbise giydim. Diyorum ya artık gardıroptaki elbiseleri değerlendirmeye çalışıyorum. Kilo da alsak versek de. Sonuçta her gün aynı eşortmanlarla günüm geçsin istemiyorum. Ben böyle elbise falan giydikçe Yusuf şey diyor. Nereye gideceksin? Bir plan mı var bu yağmurda? Bir yere mi gideceksin? Hayır diyorum ya illa bir yere gitmek için mi bu elbiseyi giymem lazım ya da süslenmem lazım? Öyle deyince tamam diyor. Gardırobumu değerlendiriyorum yani. Right now.
güneşliği çekeyim de içerisi çok karanlık oldu. Mavi arabanın tekeri mi inmiş, patlamış mı, bir şey olmuş. Yusuf motorla geldi, dükkandan malzeme aldı götürdü. Aras da gitmek istedi, dedesini aradı. Dedesi dedi ki oğlum dedi, baban dedi motorla gelecek, bin onunla gel dedi. Aras hazırladım, dışarı bir çıktım. Ben zannettim arabayla gelecekler, haberim yoktu arabanın tekerinin patladığını. Bir baktım motorla gelmiş, Yusuf da sırılsıklam olmuş. Şu anda durmuş hali, öyle bir yağmur yağıyordu ki. Neyse motorla geri göndermedim Aras'ı. Evde o şu anda geri üstünü değiştirdi, uzandı. Arabayı görüyor musunuz şuradan? Onun tekerini söktü. Dükkanda götürdü, malzemesini yapacaklar. Bir şey yapacaklar. Onunla uğraşıyorlarmış Yusuflar. Ben de biraz odun attım sobaya. Dedi ben ıslandım dedi. Ev sıcak olsun geldiğimde. Tamam dedim. Şu bir seri katilin gene bir belgeseli gibi. Bu aralar taktım böyle. Aslında iyi bir şey değil ama neyse. Bunu giydi, şey yaptım. Belgeseli açtım şu anda yüklemede. Bir maden suyu içtim. Biraz telefonumu şarja taktım. Çaydanlığımın altına su doldurdum. Burada yemeğe oturmuşken, belgesel izlerken bir şu fasulyeyi ayıklayayım, yemeğim aradan çıksın diye düşünüyorum. Difrizimde kıyma ve et var ama Yusuf etli karışık yemek yemeyi sevmiyor, türlü tarzı. Geçen patlıcanı etli yapmıştım musakkayı, onun bile etlerini seçti. Yoksa kıymalı kuru taze fasulyeyi ben çok severim ama işte Yusuf yemediği için yapmayacağım. Sadece zeytinyağlı yapacağım. Salça, sabahtan kalan domatesim var kahvaltıdan, yenmedi. Onu ziyan etmeyeceğim tabii ki, onu kullanacağım. Bir baş kuru soğan ve zeytinyağı. Şimdi bunları oturduğum yerde temizleyeyim. Yağmur gene hızlandı. Nevresimlerimi topladım, bunları katlayacağım. Fasulyemi yemeğe koyduktan sonra sobanın üzerine koyacağım ki ağır ağır pişsin. Ondan sonra bir kayınvalidemin yanına ineceğim. Ev acayip karanlık olduğu için şu anda güneş de yok. Görüntü kalitesi biraz şey çıkabiliyor. İdare edin bebişlerim. Mutfağın ışığını açtım, spotlarını. Şu şey jelibondan getirdi halası dün gene bir kutu. Bundan iki kutu var dolabımda. Şey yapacağım. Okullar inşallah hayırlısıyla başlarsa. Yani artık şu karantina falan sağlıklı bir şekilde süreci geçerse. Bunları da azar azar göndereceğim. Okulda arkadaşlarıyla şey yapsın, yesin. Çok uzun ömürlü değil çünkü bunlar. O yüzden aradan çıksın. Kara kara gene bulutlar geliyor bebişlerim. Soruşturmanın bir parçası olarak yayınları takip edersiniz. O bölgede neler olduğunu bakarsınız. Aldığım ilk eşkal Maria Hernandez'in raporlara bakıp çocukların tarifini gördüğümüzde onlarınki de oldukça benzer. Anladıkları kişi uzun, zayıf, açık tenli, yakın kökenli veya beyaz, dağınık saçlı, siyah giyinmiş, çete tipi ceketi kahverengi ve lekeli, dişleri eksik ve kesik bir kokuklu. Görüşüne göre elimizdeki seri katil erkek ve kız çocuklarını kaçırıyor, yetişkin kadınlara teşebbüs ediyor, kadınları ve erkekleri öldürüyor. Fakat kimse inanmıyor. Çünkü tüm suç tarihinde asla... Ne düşünüyorsun diye sordum. Bu mümkün mü? Kesinlikle. Peki olası mı? Daha önce hiç belgelenmedi. Los Angeles bölgesindeki çocuk kaçırmalarla ilgili olarak bilgi paylaşmak üzere genel kolluk kuvvetleriyle bir toplantıya kapatıldı. Benim iddiam çocuk kaçırmalarının cinayetlerle ilişkili olduğuydu. Şöyle, bana bilgi yok. Böyle... Yıl davranışlarının bütün fazlasıyla hüsrana uğramıştı. İçeride bir arkadaşım var. Ve sana öyle tutuyorlar ediyorlar. Senin isim yapmak isteyen genç ve serseri olduğunu düşünüyorlar demişti. Ben de öyle bir isteği vardı. Ben de onu cesaretten tutayım. Arkadaş olarak üstüne gitti. Devriye merkezi bir kendi merkez üstün gibi. Aras'cığım pide az gelirse söyle, gene biraz bir tabak daha vereyim anneme. Burada bir buçuk porsiyon pide var oğlum. Ye yasayım ben. Vallahi iyisin, dedesi sevdi diye gene pide yapmış, göndermiş şey dedesi restoranda. Ay, pide, ne, Yusuf pide, restoranttaydı pide. Zaten beraber şey. Kaldı mı baban, geldi mi? Bir dakika. Soğan şey, sinek girmiş de sineği kovalaman derdinde. Ben de nefret ediyorum, ben de sinek sevmiyorum, ne yapayım. Oh, taze fasulyem şahane oldu.
Şöyle koydum bir tabağa. Birer kase de yoğurt koydum. Yanına atıştıralım. Akşama ettik vallahi. Ben o arada ne yaptım? Aras televizyon izledi. Sünger Bob. Ben de orada uzandım. Yarınki videomu montajladım. Yorumlarınıza cevap verdim. 50-60 tane mesaj birikmiş. Hepinizi çok öpüyorum. Kaşık aldın mı kendine? Dur ben de bir çatal alayım da. Cipsler Aras'ın eseri. Bunlar da annenin eseri. Annen mi? Kendime kahve yaptım. İstemedi. Kayınpederim geldi. Bir çay içti gitti. Aras ödevlerini oturtturdum. Ama haladır 2 gündür bir sayfayı daha bitireceğiz yani. Gerçekten evde eğitimde o kadar zorlanıyoruz ki şu pandemi hayırlısıyla bir bitseydi, çocuklar okullarını düzgün devam etseydiler. Kayınpederim tava yapmış, bu sefer patlıcan. Dün şeyliydi, patatesliydi, bu sefer patlıcanlı köfte yapmış. Biz ama tokluk, sonra yarın artık atıştırırız diye düşündüm. Kahvemi karıştırayım, biraz çerez çıkaracağım. Film şey yapacağız. Televizyon şeyde, Netflix'ten bir film bulup biraz takılacağız. Şöyle küçük küçük sporumuz da yaptık bu arada. Ama size söz verdim çekeceğim diye çekmedim. Bir dahakine söz çekeceğim ama unutmayacağım inşallah kızlar. Böyle kaplarda çok güzel oluyor. Hem hava almıyor hem taze kalıyor. Hoppala. Kayınpederi biraz Aras'la otururlar. Şey yaptılar. Tabi Aras da dedesinden arka buldu. Dersi öylece bıraktı. Gene tabletiyle odasına gitti. Bilmiyorum gerçekten. Evde eğitim kadar zor bir şey yok yani gerçekten. Canım şey var mı? Sehpa önünde mi? Şunu kabukları atarız. Hadi bul Netflix'ten bir şey bakalım. Niye? Uşağın Karahanlı ilçesinde yaşayan Fatma Koran geçen sene plastikçi yapan Can İnal'a kaçmıştı. 2 ay önce de evlenmişlerdi. Ancak işler bir süre sonra yolunda gitmemeye başladı. Şu kara haberleri dinlemekten artık. Aras'ım seni affetmiyorum. Gider misin buradan? Ödevlerinden kaçmak için sürekli bir bahaneler kolluyor. Misafir gelir hemen ödevden kaçar, geri oturmaz falan filan. Ben de buna kızdım. Küsüm bugün, onunla konuşmayacağım. Gene odasında gitsin yatsın, istemiyorum onu artık. Ya anne ya. Annesi mannesi yok ara. Sen evdeki sorumluluklarını yerine getirmiyorsun. Biz hepimiz yapıyoruz üstümüze düşeni. Sen ödev yapmaktan başka hiçbir şey istemiyoruz senden. Onu bile yapmıyorsun. Ama yarın dedesine söyledim. Dedesi restoranda gittiğin gün götür bunu yor dedim. Masaları silsin. Küllükleri boşaltsın. Orada yapraklar düştüğü zaman onları toplasın. Çiçekleri su. Her şeyi yapacaksın. Restoranda dedem ondan sonra seni götürecek. Madem 10 gün bu şekilde davranıyorsun. Evde sorumluluklarını yapmıyorsun. Ödev yapmıyorsun. Dedenle baş başa gideceksin, çalışacaksın. Bir şey de. Hiçbir şey deme. Ben sadece masayı sileceğim. Masayı da silebilirsin. Deden orada sana işler bulur, merak etme. Ne yapmam ki? Ay neyse. Vedalaşayım sizlerle. Saat 7 oldu. Yusuf film araştırıyor. Sizleri öpüyorum bebişlerim. Yani tekrar görüşürüz.